Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta geç imzaladığı emekli maaşlarına yapılan zamlar hesaplara yatırılmaya başladı. Bugün SSK emeklilerini zam farkları yattı, yarın da Bağkur emeklilerinin zam farkları hesaplara yatacak. TÜİK önce enflasyon farkını açıkladı. Emekli %37,65 enflasyon farkı alacaktı. Emekli işçi esnaf %37,65 enflasyon farkı alırken, memur ve emeklisi %11,68'den fazla zam alacaktı. Bu durum emekliler arasında ayrımcılık mı yapılıyor sorusunu gündeme getirdi. Tepkiler gecikmedi. SSK ve Bağkur'dan emekli olanlar tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli işçi ve esnafa %5 za verileceğini açıkladı. Zam oranı memur ve emeklisinden yine düşük kalmıştı ve bu fark kapanmadı. Emeklilere tepki gösterdi. Muhalefet memurlarla eşitleyin çağrısında bulundu. EEE e. e. Mart sonunda seçim vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sonunda SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı dışında %11,68 artış yapıldı ve memurlarla eşitlendi. Ancak o zam kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir hafta geçikmeyle imzaladı. SSK emeklilerinin zam farkları bugün yattı. Sonunda bugün emeklilere verilen zam farkları yatırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan bugün SSK emeklilerinin zam farklarının yatırılacağını açıklamıştı. Farklar yatırıldı, yarın ise Bağkur emeklilerinin zam farkları hesaplara yatırılacak. Zam farkı ne kadar olacak? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre 7500 lira alanların maaşları 10.000 liraya tamamlandı. O emekliler 2500 lira fark almış olacak. Kök aylığa göre %37,57 oranında bir artış yapıldı. Bu artış sonrasında emekli aylıkları emeklilerin hesabına yattı. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu ancak 7.500 lira olarak yatırıldı çünkü yasal düzenleme yetişmediği için 7.500 alanlar 10 bin liraya tamamlanacak ayrıca kök maaşına %11,68'lik ilave bir artış yapılacak. Uygulamayla birlikte birçok emeklinin kafası karıştı. Şimdi 10 bin lira aralık aylığı Ocak ayında o 13.557 lira oldu onun üzerine %11,68 ekleyen yeni maaşını öğrenmiş olacak. İşte o tablo.